Ya Mahir yine sessizliğe gömüldü. Ortada gözükmüyor, telefonla da ulaşılmıyor. Sen görürsen... Görürsem haber veririm. Tamam. Kankicim benim seçmeli dersim var, ona yetişmem lazım. Konuşuruz sonra, tamam? İyi dersler. Bay bay. Cihan. Merhaba. Merhaba. Hande seni sormuştu ama derse gitti. İstersen bir koşup yetiş. Tamam, ben Hande ile sonra konuşurum. Ben asıl seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle mi? Ne konuşacaksın ki benimle? Hayallerini gerçekleştirmeye devam etmek ister misin? Bilmiyorum. Yani hiç olmazsa sıradakinin ne olduğunu görürsün. Cihan, şu an tek istediğim şey sıradaki hayalinin seni çok mutlu etmesi. Bu kutunun içindeki her madde, her oyun benim hayalimdi. Ama... Ne ama? Niye çekmiyorsun ki? Aslında benim aklımda başka bir şey var. Çekmeyeceksin yani. Hayır. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümü. Benim durumum, hastalığım yüzünden kutlamayacaklarmış. 20 yıldır kutladıkları en güzel gün benim yüzümden berbat olsun istemiyorum. Hatta benim sayemde, yani bizim sayemizde unutamayacakları bir gün yaşamalılar. Senin yüzünden hiçbir şey berbat olmaz ki Cihan. Sen dokunduğun her şeyi güzelleştiriyorsun. Yardım ediyor musun yani? Ama baştan söyleyeyim, o kadar kolay olmayacak. Bizimkilerin hayatları boyunca yaşadığı en güzel sahneyi tekrar canlandırıp kısa da olsa onları unutamayacakları birkaç saat yaşatmak istiyorum. Anlatmıştın festival. Hani şu babanın annene evlenme teklif ettiği. Bildin. Eğer başarırsak o festivali tekrar canlandırmak istiyorum. Her şeyiyle o zamanki gibi bir festival. Tabii daha ufak boyutlusu. Ne diyorsun? Yapabilir miyiz? Biz seninle mafya çökerttik. Yani nasıl yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok ama yaparız. Yalnız çok işimiz var. Bir sürü bilgi toplamamız lazım. Halka lazım, yüzük lazım. Festival ortamıyla ilgili en iyi bilgiyi bizimkilerden alabiliriz. Ama hiçbir şey anlamamaları da lazım. Hadi.